Nerede kalmıştık ya? Ha, ikiniz tartışıyordunuz. Evet. Kalıcı ateşkes, ben... geçici ateşkes. Hakan Bayrakçı. En fazla geçici ateşkes çıkar. İsrail kabul etse, geçici ateşkesi kabul eder. O da şartlarını kabul eder sanmaz. Şu anda kozlar Hamas'ta değil. Eray Bey ne diyordu? Eray Bey kalıcı ateşkes konusunda ihtiyatlı imserlik. Olabilir. Olma ihtimali yüksek. Bu konuya İsrail dünden daha yakın. Bu Yunus hazır mı? Onur. Bir arkadaşım var. Bu işlerden çakar biraz. Şöyle bir tweet mesaj atmış bana, diyor ki Refah'a Mısır vaziyet edebilir diyor. Olabilir mi öyle bir şey? Yani bu diyor operasyonla Refah'ın tamamı hedeflenmiyor diyor. Evet, ben de onu söyledim. Ben sizin söylediğinize katılıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i anlaşmaya zorluyor. Doğru. Netanyahu ile Biden'ın arası her geçen gün daha çok açılıyor. Aynen. Kalıcı ateşkes hiç de imkansız değil diyor. Aynen. Ben de onu katılıyorum. Yani benim söylediğimle paralel. Paralel yani. Aynen. Ben de inşallah fakat diyorum. Ben vallahi de, inşallah. Ahmet Bey, ben de bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Çünkü üzülüyorum. Netanyahu cephesi özellikle Trump seçilene kadar bu savaşı düşük yoğunluklu ya da yüksek yoğunluklu sürdürme politikası izliyor. Çünkü Trump'la birlikte ellerini daha da rahatlayacaklarını düşünüyorlar. Bu da Gazze için tabii çok kötü bir durum olur. İkincisi, Netanyahu savaşı sürdürdüğü sürece hükümetinin de kurtarabileceğini düşünüyor. Savaşı bitirirse savaş kabinesi başta olmak üzere hükümetinin dağılmasından sen bana katılın endişe ediyor. Evet. Aynı fikirdeyim. Bir geçici ateşkes için Amerika şartları zorluyor ama şu var. Aralarında şöyle bir danışıklı dövüş var. O da Refah'ta elini çabuk tut. Belirlediğin 50 hedef aynen var. Aynen. Onları havadan ve karadan ortadan kaldır. Tabii. Bir nefes alınsın. Çünkü şöyle ilk aşamada, yani 3 aşamalı bir ateşkes planlanıyor. İlk aşamada rütbeli olan kadın askerlerin bırakılması. 33 rütbeli kadın askerin evet bırakılması. İkinci aşama, üçüncü aşama ve aralarında da 6'şer haftalık bir şey düşünülüyor. Ama dur bakalım ne olacak? Ne olacak? Yani bekleyelim. Ama ben Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini Yunus, görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son bilgi şu. İsrail'e Amerika bomba sevkiyatını durdurdu. 3500 bombanın gönderimi askıya alındı. Bu bilgi var. Bu önemli bir gelişme değil mi ya? Bunun altında, bunun üstünde çok durulmadı ama bu da önemli bir gelişme. Yani bomba göndermekten vazgeçiyor. Yani Biden'la Netanyahu arasındaki gerilimi de yansıtan bir şey değil mi bu, Yunus? Şöyle ihtiyatlı yaklaşıyorum çünkü bu sadece bir adet sevkiyatın durdurulması, yani iptal edilmesi de değil. Bu sizin söylediğiniz gibi 1800 adet 900 kilogramlık Ahmet bomba, Akar. 1700 adet de 225 kilogramlık bomba. Bir şey gelişmiyor. Serdar bir şey söyleyeyim. Serdar evet sende söz. Hemen gir. Devam tamam edelim. Buyur. Ahmet Hakan burada yine burada yine protestocularla polis arasında bir gerginlik yaşandı. Polis şimdi protestoculara müdahale ediyor. Bakın bisikletli bir protestocu var. İtiyor onu. Evet yere düşürdü. Şu an yere düşürdüğünü gördük ve protestocular alkışlıyor polisi. Şu an aslında her gece alışık olduğumuz bir sahne yaşanıyor. Burada protestocularla polis tekrar karşı karşıya kaldılar. Polis protestocuların geçişine bu alandan ileri gitmelerine izin vermiyor ve sloganlar atılıyor. Tuğçe ne diyorlar şu an? Polisten kimi koruyorsun diyorlar. Polisler şu an kimi koruyorsun sloganıyla karşı karşıyalar yani. Protestocular sloganlar eşliğinde polise tepkilerini dile getiriyorlar. Bakın protestocular ya öyle çok doğru, yoğun bir polis doğru Serdar çok yoğun bir polis müdahalesi de görmüyorum. Yok. Yoğun polis de yok, yoğun protestocu da yok. Yok yok. Yoğun polis de yok. Müdahale de yok.
protestocu da yok. Yani bunların hiçbiri yok ama bir arbede sonuç itibarıyla yani bir müdahale var. Eylemcilerin sayısı artmadı önceki günler gibi bugün. Eylemciler şu an yaklaşık 50-70 civarında 70 kişilik bir grubun arasında kaldık biz. Fakat buna karşılık polislerin sayısı ise 10-15 civarı diyebiliriz görebildiğim kadarıyla bu alanda en azından. Ama polis araçları var tabii ki, yol trafiğe kapalı. Az önce karşı karşıya kalındı polisle. Bunlar artık iyice Serdar, bu protestocular, bu İsrailli protestocular artık sanıyorum iyice rehine yakınları, yani gerçekten yakınları rehine olanlar bu insanlar. Evet, evet. Şu an rehine yakınları ve onlara destek verenler ve rehine yakınlarının da bağlantılı olduğu arkadaşları, akrabaları var. Daha ziyade takip edebildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla. Çünkü farklı gruplar dahil olduğunda çeşitli pankartlar açılıyor. Burada farklı kendi derneklerinden örnek veriyorum. Partilerinin de sembolleri oluyor ama bugün o sembolleri göremiyoruz şu an. Daha ziyade rehine ailelerini takip ediyoruz. Serdar, kameraman arkadaşım. Serdar, gözümüz kulağımız sende. Tekrar döneriz. Biraz evet. Sinsi şey yapabilir miyiz? Tekrar döneriz eğer ilginç bir gelişme yaşanırsa, önemli bir gelişme yaşanırsa Serdar'a dönelim. Gözümüz kulağımız bir yandan da Tel Aviv'de bu gösterilerde. Yunus, çok pardon. Amerika İsrail'e bomba göndermeyi durdurdu dedik. Ben bunun önemli olup olmadığını sormuştum. Sen de onu anlatıyordun. Devam edebilir misin lütfen? Baştan şöyle alayım. Ben bu gelişmeye ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü dün gece üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi bu açıklamayı yayınladı Amerikan kanallarına ve en böyle niş kanallara, işte New York Times, NBC, CNN, bunlara konuştu ve bu şekilde eş zamanlı olarak AP, Associated Press, bunlara konuştu. Böyle bir mesaj verildi dünyaya. Flash, Amerika İsrail'e olan bomba sevkiyatlarını durdurdu diye. Ama bu durdurulan bir tane sevkiyat. 1800 adet 900 kilogramlık bomba, 1700 adet 225 kilogramlık bomba. Bunlar hassas güdümlü bombalar. ABD sadece diyor ki biz final nihai bir karar vermedik. Sadece inceliyoruz acaba göndermeli miyiz diye diyor. Neden? Bunun sebebini de Refah'ta gelişen olaylardan ötürü olduğunu söylüyor. Bugün Senato'da açıklama yapan, ifade veren Savunma Bakanı Austin. Yunus, bu Netanyahu ile Biden'ın arasının bayağı gerilimli olduğunun da bir göstergesi değil mi? Zaten aylardır hep bahsediyorum bundan, Netanyahu ve Biden'ın arası gerilimli diye. Ama aylardır. Aynı Biden dün mesela Holokost'u anma gününde kongrede konuştu. İsrail için benden daha büyük bir dost yoktur. Elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim de dedi. Geçtiğimiz ay imzaladığı yasa tasarısını yasaya çevirdi. Ne oldu? 26 milyar dolar daha gönderdi. Yani. Netanyahu'nun net olarak bildiği şey şu. Beni ne pahasına olursa olsun ben bu savaşı sürdürmeye karar verdiğim sürece desteklemek zorunda. Bu da net. Austin'in açıklamasında da bu var. Niye bomba göndermeyi durdurduğunu, bunu incelemeye soktuğunu söyleyen Austin daha o cümlenin başında şöyle söylüyor. İsrail'in kendisini savunacak mühimmata sahip olmasını sağlamak için gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ama bununla birlikte şu anda Refah'ta gelişen olaylar bağlamında bazı yakın vadeli güvenlik yardım sevkiyatlarını gözden geçiriyoruz dedi. İsrail'in savaş alanındaki sivilleri dikkate almadan ve onları korumadan Refah'a büyük bir saldırı düzenlememesi gerektiğini birçok kez açıkça belirtti. Ki birazdan belki geliriz, hani bu büyük operasyon bilmecesi de sanki bir yanıltmaca tiyatro gibi. Yani Yunus, şöyle, yani ne demek istediğini anlıyorum ama Amerika Birleşik Devletleri, Biden yönetimi bu İsrail'e tabii ki büyük destek veriyor. Bu zaten elde var bir, bu veri ortada yani. Bu kadar böylesine pervasız bir şekilde destek veren bir yönetimin İsrail'e Refah nedeniyle
bomba sevkiyatını durdurması hani beklenmeyen bir şey. Yani bu pervasızlıkla bu durdurma arasında bir problem var, bir uçurum var yani. Ama pardon, ben birkaç ay önce tahmin ediyordum Amerika biraz şov yapacak, yapma etme moduna girecek diye. Bilemiyorum. Bunu bir buçuk ay önce Birleşmiş Milletler de yaptı. Yani 3500 hatta bomba Hürriyet çok şovluk bir şey değil yalnız. Bir ABD'den bir sarı kart Netanyahu'ya diye. O zaman haberini de yazmıştım. Şimdi ABD dönem dönem biz tabii içeride çok en üst düzey konuşmalarda ne gerilimler yaşanıyor bilmiyoruz. Ama gitgelli bir süreç oluyor. 25 Mart'ta ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes tasarısına veto vermedi. Bu da bir uyarıydı Netanyahu'ya. Bu da bir uyarı. Bak gözden geçiriyoruz sevkiyatı durdurduk diye. Ama İsrail bu, biz bunu hatta 2-3 ay önce konuşmuştuk. Bu bombaların onaylandığı haberini bu programda yine. 3 aydır sevkiyat yapılmamış ama İsrail bu hani gözü yollarda dürbünle bu sevkiyatı bekliyor da değil. Burada kamuoyu önünden Biden yönetimi bazı mesajlar veriyor. Netanyahu ile bazen uzaktan mesajlaşıyor medya üzerinden. Ama bu hiçbir anlamda biz senin bütün bu operasyonları bitirmeni istiyoruz demek anlamına gelmiyor Washington için. Bir sinyal mi? Sinyal. Çok önemli, savaşın dönüşümünü gerçekleştirecek bir hareket mi? Bana değil, göre değil. Şey ben öyle bir şey söylemiyorum. Zaten ama, söylemek bakın, istediğim şey şu. Bu kadar bebekler katlediliyor, dünya ayağa kalkmış, pervasız bir şekilde destek veren Amerika Birleşik Devletleri, her ağzını açtığında biz İsrail'i savunacağız diyen bir Amerika Birleşik Devletleri eğer refah için verdiği göndereceği bombaları göndermeyi durduruyorsa 900 bence bu önemli sortu bir şey. Yapar efendim. Pardon? 900 sortu yapamaz. 4 size bir şey soracağım. İsrail o bu sevkiyat durunca 900 sortu uçak sortusu yapamaz. Sorun yaşar mı? Yani eğer devam ederse yaşar. Ama burada şöyle de yani, bir şey var. Yani bir dakika, 3500 bomba yaklaşık 900 sortilik güç demektir. Yani elinde İsrail'in. Stoklarından yer. Stokları yok mu bu adamın? Yani var ama bu savaşı devam ettirecek stoku yok. Bağlı Amerika'ya ya. Yani. Evet, Amerika'ya bağlı. Ama bu şu gönderir anlama. Kısa i̇şte bakın sevgili Ahmet Bey, yani eğer göndermezse ya da geciktirirse İsrail'in hava saldırılarında da azalma olur. Ama bu şu anlama gelmiyor. Şimdi benim anladığım, eğer yanılıyorsam Yunus düzelsin. Şimdi bir haftadır gelen açıklamalara baktığımızda yukarıdan aşağı doğru, yani Anthony Blinken, Lloyd Austin, William Burns, John Kirby, en son dün akşam bir daha konuştu. Yani bu A takımı, gelen bütün açıklamalar ve Washington'da ortaya konan projeksiyon, Filistin'de ya da Gazze'de kalıcı bir çözüm değil de esir takası üzerine, rehine takası üzerinden bir takvim üretme çabası. Açıklamalar sanki bu doğru yönde. Yanılıyor muyum Yunus? Doğru. İsrail şöyle için Melik Yiğiter, bu doğru. Bir de şunu ekleyeyim ben. Ben bugün mesela 8 Mayıs, 4 Nisan'a gidelim. 4 Nisan'da bir telefon görüşmesi yaptı Biden'la Netanyahu. Tarihi bir görüşmeydi. Orada dedi ki Beyaz Saray açıklamasında, ya Netanyahu politikasını değiştirir ya da biz Netanyahu'ya yönelik politikamızı değiştiririz dedi. Ondan sonra İran olayları oldu hatırlayalım. ABD bir gecede milyarlarca dolar yaktı İsrail için. Hani iş en sonuna geldiğinde ABD İsrail aynı şekilde güvenlik anlamında birleşiyor. Yunus Bey ama bir şey soracağım size. ABD şu an bir ateşkese zorlamaya çalışıyor. Onun da sebebi bir rehinelerin rehine biraz daha gelmesi. Bu çünkü Biden yönetimine nefes aldıracak. İsrail hükümetine ama nefes aldıracak. Ama Yunus Bey'e bir şey sormak bir ateşkes seçim, değil mi Yunus? Seçim. Yunus yani, Bey bir şey sormak evet, istiyorum. Yunus Bey bir şey sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Benim kanaatim baştan beri Amerika dünya kamuoyuna karşı, kendi ülkesindeki de iç kamuoyuna karşı, barış isteyenlere karşı İsrail'e biraz yapma etme dur işte bak silah sevkiyatını durdurdum filan. Bana göre şova yönelik hareketler yapıyor ama gerek Hamas konusunda gerek İsrail'in inadı konusunda da full destek veriyor. Şimdi benim kanaatim ve analizim bu. Orada iç kamuoyunu, üst düzeyi ve her şeyi gözleyen, gözlemlerine de güvendiğimiz biri olarak bu kanaate katılıyor musunuz ya da ne ölçüde katılıyorsunuz? Emir buradayım. Katılıyorum.
Hatta Aralık, Ocak ayında çok birlikte program yaptık Hakan Bey. Ben şunları anlatıyordum. Christmas geçtikten sonra, Noel geçtikten sonra ABD Ocak gibi artık bitir diyor. Düşük yoğunluğa geç diyor. İsrail'e sürekli uyarıda bulunuyor. Bunları hep anlattık. Geldi Mayıs oldu. ABD sürekli medya biz aracılığıyla hani bizi de nasıl alet ediyor? Çünkü açıklamalar yayınlıyor. Bizi gizli brifingler alıyor. Bizle konuşuyor. Dünyaya bu mesajları veriyor. Biz 7 aydır diyoruz ki ABD aman aslında çok yapma diyor. Bunlar da etkili oldu bu arada, yalan da değil. ABD'nin baskıları olmasa İsrail için yapıyor çok zaten. Daha gözü bravo. Dönmez. Orada açlıktan öldürürdü o insanları. Ya, yalnız bunu şey... dün akşam da söylemiştim biraz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Son bir cümle söyleyeyim Ahmet Bey isterseniz. Bugün Hagari, IDF, Ahmet İsrail ordusu sözcüsünü söyledi. Müdahale başladı. Kamuoyuna söyleyeyim. Şu şeye bir bakalım ya.